Evet, geri sayımda ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Bu sabah Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikteyiz. Kendisi Tacirler Yatırım'ın baş ekonomisti. Özlem hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. İzleyicilerimizden de sorular bekliyoruz. Daha biz programa başlamadan aslında sorular gelmeye başlamış. Bir hatırlatmayı yapalım. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Şimdi önemli gelişmeleri izleyerek başlıyoruz. Bir kere içeride Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmış olmasının yansımaları izlenecek. Şu anda dolardaki ilk tepkiye bakıyoruz. Aslında 5.70'in dün altındaydık. Bu sabah da 5.68'lerde. Evet, orada herhalde bir sürpriz yok. Yani bizim uzunca bir süredir konuştuğumuz başlıklar olduğu için yeni bir fiyatlama olmuyor herhalde piyasada. Evet, yani herhalde son zamanlarda hatta son yıllarda hatırladığım kadarıyla hiçbir konu bu kadar uzun süre fiyatlanmamıştı. Daha aslında 2-3 hafta öncesine kadar hala S-400, F-35 ile ilgili gelen her haberin piyasa üzerinde çok net ve hızlı etkileri oluyordu. Ama son dönemde özellikle G20 toplantısı sonrasında Trump'ın duruşuyla, ABD Başkanı Trump'ın duruşuyla artık fiyatlamaların etkisini kaybettiğini gördük. Yani şunu öğrendik aslında. Biz katsa nezdinde bir takım yaptırımların gelebileceğini gördük ama ABD Başkanı'nın aslında burada ne gibi yetkilerinin olduğu konusunda daha öncesine göre daha fazla bilgi sahibi olduk ve daha fazla yetkilerinin olduğunu gördük. Hani katsa kapsamına alamasa da işte erteleme imkanı olduğunu gördük. F-35'lerle ilgili zaten böyle bir durdurma kararı işte yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştı. Dolayısıyla bu tür haberlerin piyasa üzerindeki etkileri daha azaldı ama sadece tabii S-400 haberleri, bir sürü haber akışının oldukça yoğun olduğu bir dönem piyasa dinamikleri üzerindeki etkisi çok daha sınırlı şu anda. Yani bir yandan bu jeopolitik gelişmeleri, işte Doğu Akdeniz'deki gerilim, Avrupa Birliği yaptırım uyguluyor mu, ne yönde yaptırımlar olabilir? Amerika'da yaptırımlar devreye girecek mi? Trump onları erteleyecek mi? Ya da işte en hafif 5 tanesini mi seçecek o 12 maddelik katsa listesinde? Hani bütün bunlar hala gündemimizde ama yeni ayrıntılar ulaştıkça herhalde piyasadaki Evet ama dediğim gibi göreceğiz. Eğer beklentilerden çok daha farklı, atıyorum senin de söylediğin gibi 5 tane yaptırım uygulanacaksa ama bunlar beklenenden daha sert olacaksa ya da Trump aslında bir erteleme noktasına gitmeyecekse 180 günlük erteleme imkanı var milli güvenlik gerekçesiyle. Dolayısıyla eğer bunları yapmayacaksa piyasa üzerindeki etkilerini daha hızlı görebiliriz ama eğer beklentiler doğrultusuna gelecekse piyasa dinamikleri üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekleriz. Dışarıda da Amerika ile Çin arasında görüşmeler sürerken hani bu görüşmelerde ilerleme durdu şeklinde bazı haberlerin dış basına yansıdığı görüldü. Bunun bir negatif fiyatlaması var. Küresel borsaların biraz eksiye döndüğünü görüyoruz. Bir yandan Fed'den faiz indirim beklentileri var yurt dışında. Bilançolar geliyor. Gelen her veri fiyatlanıyor. Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının biraz faiz indirim tarafına döndüğünü görüyoruz. Örneğin Güney Kore Merkez Bankası faiz indirdi. Bugün Güney Afrika Merkez Bankası ve Endonezya'dan yine gelebilecek açıklamaları izlenecek. Bizde de tamamen 25 Temmuz para politikası odaklı bir bekleyiş var. Aslında biraz bu hem borsadaki, gerçi borsa dün bayağı sert yükselmişti ama özellikle dolardaki duruş biraz bekle görüde yansıtıyor herhalde. 25 Temmuz'u mu bekliyor piyasa? Evet ama aslında hani şunu da söylemek lazım. İşte son bir hafta içerisinde özellikle zaten 25 Temmuz'da PPK toplantısında bir faiz indirimi bekleniyordu. Ama bu indirim adımının çok daha montanlı olması bekleniyor. Daha hızlı bir faiz indirimine doğru gidilmesi bekleniyor artık. Son yani bir önden haftada, yüklemeli bir faiz indirimi mi? Biraz çok önden yüklemeli demek doğru mu burada bilmiyorum. En azından bizim beklentilerimiz o yönde değil. Elbette çok daha yüksek faiz indirimi bekleyişleri var. Onlar önden yüklemeli tanımına uyabilir. Ama bizim beklentilerimiz işte 250 bas puanla başlanacağı yönünde ve yıl sonuna kadar 600 baz puanlık bir faiz indirimi olacağı yönünde. Son bir hafta içerisinde biz de böyle bir revizyona gittik. Bunun öncesinde 400 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyorduk ve geri kalan 4 toplantının her birinde 100 baz puanlık bir indirim olacağını düşünüyorduk. Normalde bu kadar hızlı faiz indirimi bekleyişlerinin değiştiği bir noktada kur üzerindeki etkilerin daha hızlı olmasını beklersiniz. Yani kurun biraz daha zayıf bir görünüme doğru ilerlediğini görürsünüz normalde. Ama mevcut koşullarda özellikle global likidite koşullarını destekleyici çok yaşa. Çok teşekkür ederim. destekleyici olmasının önemli bir etkisi olduğunu görüyoruz. Bir de döviz talebini etkileyen unsurların da önemli bir doyum noktasına ulaştığını da anlıyoruz en azından belirli verilere baktığımızda. Bekle görden ziyade aslında bence TL güçlü devam ediyor şu anda. Bugün mesela Yeni Şafak ana sayfada da görmüş haberi. İçeride de ayrıntılı bir şekilde var. Faizde büyük indirim gelecek deniliyor. Hedef yıl sonu %17. Yani şu anda politika faizinin %24 olduğunu düşünürsek bayağı 6-7 puanlık bir faiz indiriminden söz ediliyor. Merkezin yeni stratejisini analiz eden yerli yabancı ekonomistler güçlü bir faiz indirimi bekliyor demiş gazete.
faiz tahminleri değişmeye başladı. Mesela Morgan Stanley faizde 100 bas puan indirim derken bunu 250'ye çıkardı. Eylül-Ekim'de de 400 bas puanlık bir faiz indirimi daha bekliyor. Yani özellikle Temmuz'da başlayarak ciddi bir faiz indirim sürecine girildi notunu Yeni Şafak'ta ana sayfasında görmüş bugün. Evet, yani bu zaten bizim dediğim gibi bu son dönemdeki gelişmeleri yaşamadan önce de beklediğimiz bir faiz indirim döngüsü vardı. Bunun en önemli nedeni enflasyon dinamiklerinde önemli bir iyileşme görecek olmamız. Elbette baz etkisinin önemli bir rol oynadığını göreceğiz ama onun dışında aslında iç talep koşullarının da önemli oranda zayıf ilerlemesinin etkileri var. Burada bir senenin üzerinde yaklaşık %24'te tutulan politika faizinin enflasyon dinamikleri üzerindeki olumlu etkisi de var elbette. Yani sıkı para politika duruşunun enflasyondaki yansıması da var. Dolayısıyla Temmuz'dan itibaren aslında baz etkisi dediğimiz unsurlar Mayıs itibariyle başladı. Haziran'da çok montanlı bir etkisini gördük. Temmuz'da biliyorsun fiyat artışları oldu. Onun biraz yansımasını göreceğiz. Yıllık enflasyonda. 3 Ağustos'ta öğreneceğiz. Yani Ağustos başında. Aynen. Yıllık enflasyonda bir miktar yükseliş göreceğiz bir önceki aya göre ama ondan sonra Ağustos'ta Eylül'de çok ciddi aşağı yönlü hareketler göreceğiz. Tekane olur mu yıllık? Yani bizim beklentilerimiz şu anda onun biraz altına gelebilme ihtimalinin olduğu. Elbette bu işte kur tarafında nasıl ilerleneceği önemli. Ekstra bazı sektörlerden tekrar fiyat ayarlamaları gelecek. Fiyat artışları olacak mı, olmayacak mı, zamlar olacak mı, olmayacak mı? Onlara da bağlı. Bunlara da bağlı ama mevcut koşullar çerçevesinde Eylül, Ekim gibi hatta onun altına gelebilme ihtimalinin hala olduğunu görüyoruz. Kalıcı olur mu? Olacağını beklemiyoruz. Çünkü onun sonrasında özellikle Kasım ve Aralık'ta baz etkisi tersine dönecek bu sefer. Bu sefer yukarı yönlü bir hareket göreceğiz. Bizim beklentimiz %15 yıl sonu enflasyonun. Aslında düşünürseniz Eylül-Ekim gibi onun biraz altına geldikten sonra 15'e doğru çıkış aslında önemli bir yukarı yönlü hareketi de ifade ediyor. Ama şunu da belirtmek lazım. Riskler aşağı yönlü tahminlerimizde. Burak Bey, Merkez Bankası faizleri önden yüklemeleme indirecek demiş. Aslında az evvel konuştuk. Ona da yanıt niteliğinde Burak Bey'in sorusuna. Yani faiz indirimlerinin bu aydan itibaren başlamasını bekliyoruz genel hatlarıyla. Görürsen yani anketlere baktığımızda da şunu görüyoruz elbette. Önden yüklemeli derken bir 400 bas puan, 500 bas puanlık bir faiz indirimi Temmuz itibariyle önden yüklemeli bir adımı işaret eder. Biz 250 bas puan bekliyoruz. Ama düşündüğün zaman bundan sonraki adımlara nazaran bu ilk adımın daha hızlı olmasını bekliyoruz. Bu konuşulabilir. Neden bu Temmuz ayında 250 bas puan bekliyorsunuz da atıyorum işte Eylül'deki toplantıda beklemiyorsunuz. Burada önemli unsurlardan biri şu, enflasyondaki düşüş aslında özellikle Mart ayından beri bizim beklentilerimizin de ötesinde bir iyileşme gösteriyor. Buradaki en önemli unsurlardan biri biliyorsunuz gıda çok hızlı bir yükseliş göstermişti ve Mart ayından beri biz görüyoruz ki özellikle işlenmemiş gıdada hızlı bir düzeltme var. Yani ortalamalara dönüş var. Sebze fiyatları kaynaklı, meyve fiyatları da peşi sıra geliyor. Biraz o etkisini kaybedecek ama onun da etkisiyle çok hızlı bir düşüş görmeye başladık. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönemde zaten enflasyon tarafındaki düşüşlerin de etkisiyle bu faiz indirimi bekliyorduk. Haziran'a geldiğimizde kimse beklemiyordu. Çünkü Merkez Bankası'nın söylemleri o yöndeydi ama Merkez Bankası şunu da söylemişti. Aslında benim yerim var gelinen nokta itibariyle ama ben bu düşüşü hızlandırmak istiyorum. O yüzden politika faizini 24'te şimdi tutuyorum. Haziran itibariyle demiştim. Şimdi biz ilk adımı yüksek beklerken aslında Haziran'da da bir manevra alanı vardı. Onu da göz önünde bulundurabilir Merkez Bankası. İşte biliyorsunuz toplantı sayıları itibariyle daha işte 8 toplantı siyasi otoritenin aslında Cumhurbaşkanı'nın bu konuda da eleştirileri oldu geçen dönemde. Yani aslında daha çok toplantı sayısı olduğu dönemlere biraz atıfta bulundu. Ağustos itibariyle mesela bir toplantı olmayacak. Bütün bu dinamikleri beraber bir araya getirdiğimizde muhtemelen ilk toplantıdaki faiz arttırım beklentisinin daha yüksek olmasının nedenini bunlara bağlayabiliriz. Faiz indirim beklentisinin evet. Faiz indirim pardon. Peki devam edeceğiz. Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikteyiz. Sorularınız varsa bize yazın. Gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Şimdi bir iki ayrıntıyı vereceğiz. Piyasanın en çok izlediği başlıktı.
Amerika ile ilişkiler dün Pentagon Türkiye'nin F-35 programındaki faaliyetlerini askıya aldı. Programdan çıkarılma süreci başladı. 2020 Mart ayına kadar bu çıkarılma süreci tamamlanacak diye öngörülüyor. Dün bir basın toplantısı yapıldı ve Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının karşılanması için Trump yönetimi tarafından pek çok kez başka seçenekler teklif edildiği belirtildi. F-35'ler Rus istihbarat toplama platformuna yakın şekilde faaliyet gösteremez denildi. Amerika'daki hava üslerinde daha önce eğitim gören Türk pilotları ve teknik ekip ay sonuna kadar Amerika'yı terk edecekler. Pentagon yetkilileri gazetecilerin yaptırım sorusuna Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nı işaret etti. Toplantıya sık sık Türkiye-ABD ilişkilerine dikkat çekildi. Kararın sadece bir konu üzerinde alındığı belirtildi. Öncesinde ise Beyaz Saray'dan bir açıklama vardı. Beyaz Saray, Türkiye'nin uzun yıllardır bir ortak olduğu ve NATO müttefiki olduğu belirtiliyor. Ancak S-400'lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir denildi. Açıklamada Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının karşılanması için beraber çalışıldığı da söylendi. Tabii dışişleri bu açıklamalara sert tepki gösterdi. Bu hatadan bir an önce dönülmeli çağrısı yapıldı. Torba teklif yasalaştı. Varlık barışının süresini yıl sonuna kadar uzatacak bir teklif var içinde bu torba yasanın, biliyorsunuz. Bu kapsamda yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları Türkiye'ye getirilebilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi alınacak. Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi olmayacak. Yasayla Merkez Bankası'nın özellikle bu yedek akçe ayırma oranı da değişiyor. Buna göre Merkez Bankası'nın yıllık karının %20'sinin ihtiyat akçesine aktarılmasından vazgeçilecek. Bu oran %10 olarak uygulanacak. Böylece Hazine Müsteşarlığı'na 40 milyar lira aktarılacak. Yasayla ayrıca finansal güçlük içerisindeki şirketlerin borçları bankalar tarafından yeniden yapılandırılacak. Yurt dışına çıkış harcı 15 liradan 50 liraya çıkarılacak. Yurt dışından sıfır gibi getirilen ancak ikinci el olduğu için el konulan araçlara af geliyor. Aracın ÖTV'sinin %25'ini ödeyene araçları teslim edilecek. Bu arada bir ayrıntıyı da hemen paylaşalım. Reuters'ın bir haberi var. Enerji ve özellikle inşaattaki sorunlu kredilerin bilanço dışına taşınmasına yönelik fon çalışmaları bankalar tarafından devam ediyor. Ancak bankalar henüz fon modelinde uzlaşmaya varamadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı fonun tek başına yeterli olmamakla birlikte sorunlu aktiflerin çözümlenmesinde alternatif bir model olarak menüde yer almasında fayda görüyoruz dedi. Sorunlu kredilerle özellikle alakalı olarak hangi çözüm yolunun seçileceğine bankaların karar vereceği belirtildi. Bakanlık kamunun yeniden yapılandırmalara fonlama sağlayacağı bir model şu an gündemimizde yok. İhtiyaç duyulması halinde önümüzdeki dönemde kredi piyasalarının etkinliğini artıracak ve risk primlerini azaltacak ilave tedbirler alınabilir şeklinde bir ayrıntıya da yer veriliyor Reuters'ın açıklamasına, haberine göre. Amerika ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde sağlanan ilerlemenin durma noktasına geldiği belirtildi. Wall Street Journal'da bir haber yer aldı bu konuyla ilgili. Konuya yakın kaynaklar, Huawei ile ilgili kısıtlamalar konusunda yaşanan görüş ayrılığı olduğuna dikkat çekildi ve bu nedenle görüşmelerin sekteye uğradığı belirtildi. Ve 5 kitap açıklandı. Fed'in yerel ekonomik gözlemlerinin aktarıldığı bir rapor bu. Fed'in Amerikan iş dünyasının nabzını tutan raporu. Haziran 2019 sayısında ekonomik faaliyetlerin daha önceki raporlama dönemlerine göre küçük değişikliklerle Mayıs ayının ortasından Temmuz ayının başlarına kadar ılımlı hızda artmaya devam ettiği belirtildi. Ekonomideki genel görünümünün beklenen ılımlı büyümeyle birlikte olumlu olduğu ifade edildi ve çoğu bölgede özellikle perakende satışlar bir miktar artmasına rağmen araç satışlarının yatay seyrettiği, konut inşaatı faaliyetinin yatay olduğu, ev satışlarının bir miktar yükseldiği belirtiliyor. Şimdi piyasaya bakacağız. Piyasalarda özellikle çok büyük bir hareket yok. Dün Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından bugün bakıyoruz. Dolar hala 5.70'in altında, 5.68'lerde. Euro tarafında, Euro TL tarafında 6.39'lu seviyeleri takip ediyoruz. Tabii borsada da dün güçlü bir yükseliş vardı. Neredeyse %2'ye varan tepki alımlarının devam ettiğini gördük. 100 bin puan seviyesine de yaklaştı borsa, 99.800'lerde. Bakalım bugünkü açılış nasıl olacak? Küresel çapta biraz hava bozuldu. Özellikle Japonya, Çin bu sabahki performans da o negatif havayı yansıtıyor. Ticaret görüşmelerinde Amerika ile Çin arasında belirsizlik olması
biraz negatif bir yansıma buluyor. Petrol tarafında 63,80 dolardayız. Altının onsu 1425 dolara doğru hareketlendi. İçeride altın ne durumda ve düne göre değişmiş mi bakalım. Gram altın 259,9 lira, çeyrek altın 426, yarım altın 852, tam altın da 1699 lira. Özlem Bayraktar Gökşen'le birlikteyiz. Sorularınızı bekliyoruz. Şimdi çok soru var, hemen başlayalım. Veysel Bey sormuş. Diyor ki Ayşe teyze ya konut alır ya altın ya da mevduata parasını yatırırdı ama şimdi dolara alıştı. Dolardan onu nasıl vazgeçireceğiz demiş. Şimdi hane halkı aslında çok uzun bir dönemdir döviz talebini devam ettiriyor. Yani yerleşiklerin döviz talebi derken tabii kurumlar ve hane halkı olarak bunu ayırmak lazım. Sadece Ağustos ayında yaşadığımız şok sonrasında yani Ağustos ortasından beri sadece hane halkının parite etkisinden arındırılmış olarak artışı, DTH artışı 25 milyar dolara üstüne çıkmış durumda. Dolayısıyla evet burada çok ciddi bir döviz talebi oldu ama 25 milyar dolarlık bir artış sonrasında işte hane halkının, Ayşe teyzenin hani daha fazla döviz talebinin çok daha sınırlı kalmasını bekleriz. Yani bunun bir 25 milyar dolar daha artmasını ya da aynı hızda haftalık olarak artmasını beklemeyiz. Zaten son haftalarda da hane halkının aslında bir düşüşe geçilmiyor. Yani hani döviz tarafında DTH'lar bozdurulmuyor hane halkı tarafında ama böyle bir yataya doğru geçiş olduğunu görüyoruz. Bu aslında biraz oradaki talebin sonuna yavaş yavaş yaklaşıldığını da işaret ediyor. Aslında yeni veriler bugün gelecek. Her perşembe açıklanıyor. Yarın da önceki haftanın göreceğiz. Ama hani şunu görüyoruz. Mesela en son 5 Temmuz haftasında döviz tevdiat hesapları azalmış. 185,3 milyar dolara inmiş ama bireyler almaya devam etmiş. Kurumlar satmış doları. Ama bireylerin alışı çok daha sınırlı Berfu. Yani burada 100 milyon dolardan bahsediyoruz belki. Hatta daha düşüğünden. Tabii bunu biraz parite etkisinden de arındırıp söylüyoruz. Evet. 5 Temmuz haftası 526 milyon dolarlık bir alış yapılmış. Kurumlar 742 milyon dolarlık satış yapmış ama dediğin gibi yılbaşından beri 24,3 milyar dolarlık bir artış var. Aynen. DTH'larda. Bu da oldukça dikkat çekici. Evet. Şimdi orada özellikle konut tarafından da bahsedersek yani hani Ayşe teyzeye şey sorulsa hani paran olsa ne yaparsın diye sorulsa aslında ya mevduata yatırır ya konut alırdı. Yani konut bir de altın belki dediği gibi izleyicimizin de. Konut tarafında şimdi satışlar çok sert düşmeye devam ediyor. Dün Haziran verisi açıklandı. Haziran ayında Türkiye'de 61.355 konut satılmış. Konut satışlarında %48,6'lık bir düşüş var. Konut sektörüyle konuşunca diyorlar ki mevduat oranları çok yüksek o yüzden satılmıyor. Mevduat oranlarının düşmesi lazım. Kredi faizlerinin düşmesi lazım. Onlar kısa vadeli bir çözüm olarak bunu ortaya koyuyorlar. Evet ama tabii denklemin başka bir tarafı da var. Ülkede bir dolarizasyon söz konusu. İşte mevcut toplam mevduatların %50'nin üzeri dolar ya da dövizde tutuluyor. Böyle bir noktada TL mevduatlar tarafında daha düşük bir seviye TL'ye olan özendirici hareketi de aslında biraz kısıtlar. Tabii yani sektörlerde mevcut koşullar itibarıyla kendi dinamiklerini biraz canlandırma çerçevesinde ama konut sektörü aynen dediğin gibi yani satışlar çok ciddi anlamda düşüyor. Fiyatlara baktığımızda çok çok uzun süredir zaten enflasyonun altında, yıllık enflasyonun altında bir gerçekleşme söz konusu. Sektörün geneline baktığımızda çok yakın işte bu hafta gelen istihdam verilerine baktığımızda inşaat sektöründen önemli bir istihdam kaybı olmaya devam ediyor. Son geçen senenin Şubat ayından beri mesela 600 binin üzerinde istihdam kaybı da olmuş. Dolayısıyla sektör biraz daha zor bir durumda ve yavaş yavaş da o aktivitesindeki zayıflığı her geçen gün biraz daha hissettiriyor. Aslında biraz önce sen de söyledin işte inşaat sektörü, konut sektörü olsun, işte enerji sektörü olsun yeniden yapılandırmalar çok konuşuluyor. Evet. Neler yapılabilir burada diye. Yeni bir hani bir adım varmış gibi gözüküyor. Çeşitli müzakereler oluyor belli ki. Ama burada bir çözüme ulaşılması aslında ekonomideki tıkanıklığı aşmak anlamında da bayağı yardımcı olacak. Yani şimdilik hani top bankalar tarafında herhalde evet. Aralarında bir ama model üzerinde. Ama çok uzun zamandır. Aynen zamandır. Öyle. Yani evet. Biz bir sürü çerçeve anlaşması gördük ama tabii bankaların anlaşması mevcut çerçeve içerisinde zor olabiliyor. Bu da süreci yavaşlatıyor. Kamunun acaba burada bir destek verip vermeyeceğini merak ediyorduk. Aslında biraz önce sen de söyledin. Son açıklamalarda şu anda mali bir destek noktasında değiliz. Bu bizim senaryolarımız arasında yok ama ileriki dönemde takip edilecek gibi bir yorum var. Evet, ileride ilave tedbirler alınabilir. Anladım. Ama
ama kamunun yeniden yapılandırmalara fonlama sağlayacağı bir model şu anda gündemimizde yok şeklinde bir açıklama var. Hazine tarafında dün Reuters'ta yer aldı bu haber. Bu konuda önemli yani reel sektörün durumu özellikle. Hani orada hep inşaat ve enerji özellikle öne çıkan alan. Dün de sıcak veriler gelince konut tarafında aslında Haziran verisi ne kadar sert bir düşüş olduğunu gösteriyor. Belki biraz şöyle ayrıntılara bakacak olursak yabancılara satışta artışlar devam ediyor. Mesela en çok Iraklılara ev satılmış. 429 ev satılmış Haziran'da. Sonra İran, Rusya, Almanya ve İngiltere diye ilk 5'e baktığımızda görüyoruz. En az konut satılan iller Ardahan, Hakkari, Bayburt. En çok konut satılan iller İstanbul, Ankara, Antalya tahmin edileceği arz üzere. Arz itibariyle. Bir yandan da fiyatlara bakıyoruz. Konut fiyatlarında da böyle çok ciddi bir düşüş yok. Bir yandan hani bu kadar talep durgunken hani fiyatların sert düşmesi bekleniyor. Orada da şöyle iki ucu keskin kılıç bir durum var. Yatırım olarak ev almış olanlar evin fiyatının daha yükselmesini istiyor. Ama oturmak için ev almak isteyenler de fiyatlar düşsün de öyle ev alayım diye bekliyor. Evet. Orada da beklentilerin biraz çeşitlendiğini görüyoruz. Mesela bugün Habertürk'te Abdurrahman Yıldırım yazmış internet sitesinde. Dün merkezin konut fiyat endekslerinin açıklandığını hatırlatıyor. Mayıs'ta 0.49'luk bir artış var. Son bir yılda da %1,57 artmış. Yani reel olarak %15'lik bir düşüş var aslında konut fiyatlarında. Evet, aslında düşüş var. Buna rağmen. Fiyatlar. Buna rağmen öyle ciddi bir hareket göremiyoruz. Evet yani demek ki aslında fiyatlardaki düşüşün bir miktar daha devamı bekleniyor. Önemli bir talep de gelmiyor. Zaten iş talep koşullarının ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Kredi maliyetleri konusunda da daha maalesef daha yüksek seviyelerden bahsediyoruz. Zaten muhtemelen işte ipotekli satışlara bakıldığında konut satışlarında da orada da yıllık anlamda düşüşlerin devamını görüyoruz. O yüzden zor bir dönem. Tabii burada bankalar nezdindeki bu sorun bunun çözülmesi çok dediğim gibi tıkanıklığı açabilecek bir sorun olacak. Hem finansman maliyetlerinin düşürülmesi anlamında önemli olacak hem de bankaların mevcut durumlarını daha güçlendirmesi anlamında da önemli bir adım olacak. O yüzden yakından takip ediyoruz ama çok da önemli ve somut bir gelişme henüz yok maalesef. Muhittin Bey demiş ki konut satışları sert düşüyor. Acaba sektörde daralmanın tek anahtarı faizlerin düşürülmesi mi demiş. Şimdi merkezden faiz indiriminin de beklendiği bir süreç. Aşağı yukarı yıl sonuna kadar mesela 6 puanlık faiz indirimini sen de beklediğini söyledin. Evet. Bu doğrudan kredi faizlerine yansıyacak mı özellikle konuta? Mevduat ne kadar düşebilir mesela? Düşmesi lazım tabii yani gösterge bir faiz. Yani Merkez Bankası'nın politika faizinin 600 baz puan düştüğü bir yerde elbette mevduat faizlerinin bunun akabinde de işte kredi faizlerinin de düşmesini bekleriz. Aynı oranda olmayabilir tabii ki. İşte biraz önce dediğimiz gibi aslında dolarizasyonun varlığı mevcut faiz düşüşünün parasal aktarım mekanizmasıyla iktisadi birimlere yansımasının da önünde bir engel yani bir aksaklık yaratıyor. Yani zaten elindeki para birimi yerel para birimi olmayan birçok insan için işte TL faizlerdeki düşüş bir anlam ifade etmeyebiliyor. Dolayısıyla aktarım mekanizmasında da bir tıkanıklık yaratılıyor. O nedenle de birebir yansıma görmeyebiliriz ama elbette bu kadar montanlı bir düşüşün olduğu yerde burada tabii kilit faktör aslında enflasyon. Yani enflasyon çerçevesinde bunları konuşuyor olabilmemiz gerekiyor. Enflasyondaki düşüş nezdinde biz mevduatta da kredi faizlerinde de bir miktar düşüşü görmeyi bekleriz. Ali Naci Özkan sormuş, yıl sonu enflasyon tahmininiz nedir demiş. Bir de 31.12.2019'da döviz kuru ne olur diye sormuş izleyicimiz. Keşke öyle şeyleri biliyor ama tabii ki hani çok doğru bir soru. Çünkü birçok tahminimizi oluşturmak için bir kur tahminimizin de olması gerekiyor belirli dinamikler çerçevesinde. Şimdi bizim yıl sonu beklentimiz enflasyonda %15, dolar TL tarafında da 6.30 gibi bir beklentimiz var. Tabii yıl içindeki dalgalanmalar bizim yıl sonuna doğru bekliyor. Yani bu seviye 6.30'luk seviyeye ilişkin nominal ve reel artışı farklılaştırıyor. Diyorum ben bu 6.30 tahminini oluşturduğumuzda işte kur 6'ların üzerindeydi. Sonra tekrar aşağı geliyor ama sürekli bir değişim içerisinde olmak da makro tahminler açısından çok zor tabii. O nedenle de hani 6.30 diyoruz, enflasyonda 15 diyoruz ama burada risklerin aşağı yönlü olduğunu da belirtiyoruz. Peki Turgay Bey de doları sormuş. Hani ona da yanıt vermiş olduk aslında. Bahadır Bey de diyor ki 25 Temmuz'da faiz indirimi beklenirken TL'yi cazip hale getirmek için hangi enstrüman kullanılmalı demiş. Şimdi aslında şöyle TL'yi cazip halde tutacak en önemli faktörlerden biri para politikasının duruşu ve burada reel anlamda
TL'nin gardının alıp alınmadığı. Aslında son dönemde Merkez Bankası Başkanı, yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın da en son Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda böyle bir rehberlik verdiğini görüyoruz. Evet. Yani hangi çerçevede şekillenecek para politikası? İşte biraz nominal faizlerden konuşmak doğru değil ama reel faizlerden konuşalım diyor. Reel faizlerden elbette konuşmamız gerekiyor. Çünkü şöyle TL'nin gardının ne kadar alındığı, yani TL enstrümanları ne kadar desteklendiği özellikle bu faiz çerçevesinde konuşulabilir. Biz %24 derken hem gerçekleşmiş enflasyon hem de gerçekleşecek enflasyon nezdinde çok ciddi bir politika faizi veriyoruz zaten. Bunu neye göre söylüyorum? Bunu hem kendi değerleri itibariyle yüksek bir değer hem de karşılaştırmalarda. Şu anda bize en yakın bildiğim kadarıyla Meksika'daki reel politika faizleri. Ama burada reel politika faizlerinin bu kadar yüksek oluşu mevcut Merkez Bankası duruşu itibariyle önemli bir manevra alanı yaratıyormuş gibi gözüküyor. O yüzden de işte mesela 600 bas puanlık bir Merkez Bankası faizi indirimi olursa bizim hesaplamalarımıza göre kendi enflasyon tahminlerimiz ve gelecek dönem Merkez Bankası beklenti anketinden ürettiğimiz enflasyon tahminlerine göre gelecek dönem enflasyondan arındırılmış reel faiz böyle %8'ler civarında olacak. Aslında halen yüksek bir faiz. Karşılaştırmalarda da halen en yüksek yeri ifade edebiliyor. Ama tabii biz bu kadar yüksek reel faiz verirken bunun önemli bir nedeni de vardı. Yani elbette büyüme dinamikleri açısından olumlu bir faktör değil bu Berfu. Yani hani reel faizin bu kadar yüksek olsun. Ama risk primi açısından önemli bir faktör. Ve risk priminin daha düşük kalması da aslında dolaylı yönden büyüme dinamiklerini de etkileyici bir unsur. Çünkü sizin finansman maliyetlerinize etkileyici bir unsur risk göstergeleri ya da risk unsurları. O yüzden de bu reel faiz şu döneme kadar verildiği noktada aslında enflasyon tarafında da etkili oldu. Bence TL varlıklar üzerinde de etkili oldu. Mevcut durumda biz tekrar ciddi reel faiz düşüşüne doğru gittiğimizde ama hala yüksek kaldığında TL'yi koruyoruz, evet. Ama o dönemdeki gelişmeler bu faiz seviyesi için yeterli olacak mı, olmayacak mı? Bunlar tabii o zaman konuşacağımız konular olacak. Bu arada borsa açıldı. Aslında hani düşerek açıldı ama yine de yatay diyebileceğimiz bir açılış. 99.700'lerdeyiz açılışla birlikte. %0,09'luk düşüşle yeni gün başladı. Yani güçlü duruş sonrasında hani dünkü haberlerin herhalde bir fiyatlaması bugün olacak. Ama çok hızlı gidiyor hisse senedi piyasası. Bankalar nezdinde hatta sanayilerinde, bankacılık dışı endekslerinde katıldığını görmeye başladık. Faiz indirim beklenti. Beklentilerinin de desteklediği bir sürece. Ve en önemlisi TL'de bu faiz indirim beklentilerine karşın halen güçlü duruş. Tabii çok soru var. Murat Bey mesela bütçe ve büyüme özellikle bu makro göstergedeki bozulmanın önüne nasıl geçilecek demiş. Meltem Hanım diyor ki makro görünümde bozulmayı önlemek için büyümeyi mi destekleyeceğiz yoksa enflasyona mı odaklanacağız demiş. Kısacık ne diyelim, süremizin de sonuna geliyoruz. Ama. Yani mevcut açıklamalar ekonomi yönetimi çerçevesinde siyasi otorite ve Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar çerçevesinde tabii büyüme biraz daha ön planda tutulacakmış gibi gözüküyor. Ama makrodinamikler çerçevesinde de şunu söyleyebilirim. Daha uzun vadede elbette daha farklı konuşabiliriz ama çok çok daha kısa vadede 3-4 aylık süreçte makro dinamikleri de bir miktar da olsa iyileşme göreceğiz. Hemen üstünden kısaca geçeyim. Enflasyondan bahsettik. Düşüş olacak ama önemli bir etkisinin baz etkisinden kaynaklandığını söyledim. Büyüme tarafında da nispeten biraz daha iyi veriler görme ihtimalimiz olabilir. Peki Özlem Bayraktar Gökşen çok teşekkürler. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti bugün geri sayımda bizimle birlikteydi. Soru ve yorumlar için sizlere de teşekkür ediyoruz. gerisayım@ntv.com.tr posta adresimiz, bize yazmaya devam edin. Kısa bir aradan sonra haberlerde buluşuyoruz.